Herkese merhabalar. Bugün bir haftadır evden çıkmadım. Onunla alakalı olarak hem tecrübelerimi anlatacağım, hem de sizler evde neler yapıyorsunuz, hem böyle biraz sohbet niteliğinde olacak, hem de eğer panik yaşıyorsanız, şu anda kendinizi yalnız hissediyorsanız, evde neler yapabilirsiniz, evde nasıl vakit geçiyor biraz onlardan bahsedeceğiz. Öncelikle ben şu anda Amerika'da yaşıyorum. Maalesef Türkiye'de olanları buradan takip etmek zorunda kalıyorum ve Türkiye'de şu anda çok olumlu bir şekilde ilerlemiyor. Türkiye'deki ve Dallas'taki korona vakasını aynı gün öğrendim ve aynı gün ister istemez bir panik içerisine girdim. O zaman biz burada Pickleball diye bir oyun var, turnuvasındaydık ve aslında geçen hafta çarşamba günüydü. Bugün keza işte çarşamba günü. O zaman bile biraz panik yapmaya başlamıştım. Çünkü kalabalık ortasında 4 saat içerisinde bir gym salonundaydık ve ister istemez insanlar panik yapabiliyor. Eve gelir gelmez kıyafetlerimizi yıkadık, ayakkabılarımızı dışarıda bıraktık. Biliyorsunuz normalde Amerika'da evde ayakkabıyla geziliyor. Bunun önüne pek geçiremedim maalesef şu anda. Peki neler yaptık? Bu bir hafta nasıl geçti? Size onlardan bahsetmek istiyorum. Bilmeyenleriniz için ben Yengeç Burcu'yum. Muhtemelen hiç bahsetmedim bundan. Yani aslında evi çok seviyorum. Evde yaşamayı çok seviyorum. Hani sosyalliği de seviyorum ama evdeyken çok huzurlu buluyorum kendimi. O yüzden kendimi eve kapatmak ya da bu karantina dediğimiz olay beni psikolojik olarak çok etkilemedi. Keza diğer bir avantajım zaten çalışmadığım için, yani işe gittiğim bir günlük rutinim olmadığı için onu değiştirmek de çok zor olmadı benim açımdan. Ama tabii ki de psikolojik olarak ve de özellikle kendi ailemden, arkadaşlarımdan uzak olduğum için bunun stresini yaşadım. Özellikle gelecekle alakalı olarak biraz kaygı da yaşadım. Bu anlamda Beyhan'dan çok güzel bir videosu var, çok güzel hazırlamış. Söylediği ilk şeylerden bir tanesi çok fazla haber izlemeyin ve rutinlerinizi bırakmayın demiş. Ben bu arada neler yaptım? 30 günlük yoga challenge'a başladım. Burada Zek benim eşim ve Zek'in annesi Mary ile beraber üçümüz yoga challenge yapıyoruz 30 günlük. Bu esnada neredeyse günün 3 öğününü ben yemek yaparak geçiriyorum. Çünkü zaten yemek yapmayı inanılmaz seviyorum. Bir de evde bunu yiyen insanlar çok olunca ister istemez böyle hani insan daha bir şevk buluyor açıkçası ve daha fazla çeşit yemek denemek istiyorum. Bir de Türk olduğum için Türk mutfağında daha fazla tanıtma imkanına sahip oluyorum. Mesela bugün İzmir köftesi yapacağım akşama. Az önce de brokoli çorbası yapmıştım. Onun dışında temizlik, yani hepinizin aklına gelebilecek bir şey evde kaldığınız zaman, yani ilk yapılacak şeylerden bir tanesi temizlik. İşte burada halı flexler falan var. Bir onları yıkadık. Eşyalarımızı tekrardan her şeyi yıkadık. Bütün duvarlara kadar sildik, dezenfekte ettik. Şeyi karıştırmamanız gerekiyor arkadaşlar. Panik yapmak ve tedbir almak. Burada ne olur ne olmaz diye tedbir almak ve buradan biraz da faydalanmak adına bu süreyi temizlik yaparak da geçirmiş bulunduk. Onun dışında ben daha fazla arkadaşlarımı aramaya başladım. Çünkü çoğu arkadaşım şu anda çalışmadığı için evinde müsait. Daha uzun konuşabiliyoruz, video call'lar yapabiliyoruz. Bu da tabii ki de arkadaşlık ilişkimizi daha da güçlendirdi. Annemi daha fazla arıyorum. Bazen fark etmiyoruz ama ailemize yeteri kadar zaman ayırmıyoruz. O yüzden de onun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hani en azından bu koronanın bizim açımızdan nasıl faydalı hale gelebilir? Siz kendinize bireysel olarak baktığınızda bunu nasıl en iyi şekilde geçirebilirsiniz? Bunu düşünebilirsiniz. Çünkü gerçekten hani hep de duyduğunuz bir şey muhtemelen ama gençlere çok dokunmuyormuş deyip hani çok tedbir almayıp sokağa çıkmanız gerçekten burada birazcık bireyselliğin dışına çıkıyor. Çünkü eğer ki siz o virüsü yakalarsanız başkasına aktarma ihtimaliniz var ve bu kişi genç bile olsa, eğer kronik bir hastalığı varsa maalesef can kaybı olabilir. O anlamlarda da lütfen ama lütfen bireysel olarak düşünmeyin. Evde kalmak bilmiyorum bir tek bana mı çok eğlenceli geliyor. Daha fazla kitap okuyorum, puzzle yapabilirsiniz. Eğer evde birden fazla kişi varsa tabii, yalnızsanız biraz daha zor olabilir ama kart oyunları oynayabilirsiniz, başka çeşit oyunlar oynayabilirsiniz, kendiniz oyun bile oluşturabilirsiniz. Biz mesela biraz daha yemek ve yemek fotoğrafçılığı da yapıyoruz bu esnada. Bilmiyorsanız eğer ben podcast de yapıyorum. Tabii şu an yeni bir bölümü çektim ama yayınlayamadım. O da gelecek. Eğer ki eşinizle beraber kalıyorsanız daha fazla, daha romantik ya da daha özel bir alan yaratabilirsiniz kendinize. Biz burada dediğim gibi Zek'in annesi ve üvey babasıyla beraber yaşıyoruz. Zek'in üvey babası radyocu. O yüzden gün içerisinde gündüz
dışarı çıkıyor, sadece işe gidiyor ve eve geliyor. Biz bundan bile çok mutlu ve rahat olmadığımız için o eve gelir gelmez onu bir dezenfekte etmek zorunda bıraktırıyoruz. Hemen ellerini yıkamasını, kıyafetlerini yıkamasını falan söylüyoruz. Gerçekten bu süreyi biz kendi açımızdan en olumlu şekilde değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Bir haftadır evden hiç çıkmadım ve gerçekten kendimi hiç sıkılmış ya da böyle bir yere sıkışmış gibi hissetmiyorum. Hatta dün akşam garajda böyle tenise benzer bir oyun oynadık. Hani kendi kendinize bir şeyleri gerçekten olumlu hale getirmek sizin elinizde. Panik yapmadan, tedbirinizi bırakmadan. Evet, ilk alışma süreci belki zor gibi olabilir. Çünkü bir anda alışkanlıkları değiştirip sadece eve sıkılı kalıyor olma düşüncesi biraz korkutucu. Bilmiyorum, bu anlamda kendinizi biraz daha motive edebilirsiniz diye umut ediyorum. Ben bu arada meditasyonlar da yapıyorum kendi başıma ama meditasyonla alakalı çok fazla aplikasyon var, ücretsiz aplikasyonlar da var. Mesela Mystic Yol diye bir kanal var. Kendileri bence inanılmaz güzel. Hem çakra çalışmaları hem de meditasyon çalışmaları yaptıkları videolar var. Onları izleyebilirsiniz. Daha fazla YouTube content tüketebilirsiniz istiyorsanız. Yemek yapmayı deneyebilirsiniz yeni yeni. Tabii ki de eğer Netflix programınız yoksa birçok işte unutulmaz filmlerdi galiba. Öyle bir web siteden çok çeşitli film de izleyebilirsiniz. Bununla alakalı olarak eğer bana soru sormak istiyorsanız ya da benimle konuşmak istiyorsanız Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Ben uzun yıllar Çin'de yaşadım ve şu anda Amerika'dayım. Aslında tam Türkiye'ye gelecekken bu koronadan dolayı iptal etmek zorunda kalmıştık. Ama şu anda onun iyi bir karar olduğunu düşünüyoruz. Yani şu an hayatınızda bazı şeyleri durdurmuş olabilirsiniz. Belki düğününüzü iptal ettiniz. Belki çok istediğiniz bir iş yarım kaldı. Belki tam yeni iş bulmuştunuz o işinizden maalesef mahrum kaldınız. Hepimiz şu anda bir şeylerden maalesef feragat ediyoruz ve bir şekilde farklı tecrübelerle bu süreci geçiriyoruz. Benim burada yapmak istediğim şey size biraz daha moral verebilmek. Gidip size böyle elinizi şöyle yıkayın, bacağınızı böyle yıkayın diye artık anlatamam çünkü çok fazla duyuldu bunlar. Bu yavaşlamanın size verdiği en büyük avantajlarından bir tanesi. Hani o hep işe giderken şikayet ettiğiniz günleri hatırlayın. O üzerinizdeki yorgunluğun gitmesine izin verin. Şu an dünya da gerçekten biraz daha reset durumunda. Kendinize o reseti verin. Biraz daha önceliklerinizi değerlendirin. Neden, neleri, nasıl yaptığınızı tekrardan bir değerlendirin. Hani bunu krizi fırsata çevirmek gerçekten sizin elinizde. Eğer ki benimle paylaşmak istediğiniz fotoğraflarınız olursa Instagram'dan dediğim gibi ulaşabilirsiniz. Yeni yaptığınız yemek tarifleri ya da bir meditasyon ya da yeni bir podcast kanalı herhangi bir şey bana ulaştırabilirsiniz. Ben bu anlamda gerçekten telefonun başında olacağıma söz verebilirim. Tabii bu esnada mesela benim eşim tekrardan yabancı olduğu için onun işte müzik tepkileri, dizi tepkileri falan yapmayı düşünüyorum. Eğer öyle videolara ilgi duyuyorsanız yeni videolarda onlarla alakalı olacak. Şimdilik benden bu kadar. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Eğer ki bu videodan az da olsa biraz motivasyon aldıysanız çok teşekkür ediyorum. Hem benimle burada olduğunuz için hem de kalbinizi bana açtığınız için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarla görüşmek üzere. Bye-bye.